Yerli ve milli teknolojilerle gücüne güç katmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayiinde yepyeni bir devrim yaratması beklenen 6. nesil insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'ya yeni bir rakip daha ortaya çıktı. Daha önce Almanya, Fransa ve İspanya ortaklığında Efkes adı verilen 6. nesil bir savaş uçağının geliştirileceği açıklanırken, şimdi ise 3 farklı devlet harekete geçti ve güç birliği yaparak yeni bir projenin startını verdi. Japonya, İngiltere ve İtalya gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda imzalanan yeni bir savaş uçağı anlaşmasını duyurdu ve gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Japon Savunma Bakanı, İngiliz Savunma Bakanı ve İtalyan Savunma Bakanı yüz yüze görüşmek için bir araya geldi. Projenin maliyeti oldukça yüksek olacak. Henüz açıklanmasa da Türkiye Cumhuriyeti'nin Bayraktar Kızıl Elma projesinden onlarca kat daha yüksek bir maliyetle 6. nesil bir savaş uçağını geliştirmek için güç birliği yapan 6 farklı ülke şu an harekete geçmiş durumda. Almanya, Fransa ve İspanya Efkes projesiyle, İngiltere, Japonya ve İtalya ise yeni 6. nesil savaş uçağı programı GSEP'le Türkiye'ye rakip geliştirmeye çalışıyor. 2035 yılına kadar tamamlanması planlanan yeni savaş uçağının adı Global Combat Air Program, yani GSEP olarak ilan edilirken, ülkelerin üstleneceği maliyetler de yavaş yavaş belirginleşmeye başlıyor. Reuters'ın yayınladığı habere göre 6. nesil savaş uçağı programında İngiltere ve Japonya daha fazla maliyet üstlenecek. Programın küçük ortağı ise İtalya olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kızıl Elma'yı bu sene envantere almaya hazır hale getireceğini hesaba kattığımızda, 2035 yılında tamamlamayı planladıkları GSEP savaş uçağıyla Türkiye'nin Kızıl Elma'sına rakip çıkarıp çıkaramayacaklarını bekleyip göreceğiz. Bu arada diğer bir 6. nesil savaş uçağı programı olan Efkes'in de 2035 veya 2040 yılına kadar tamamlanmasının beklendiğinin de altını çizmek istiyor ve Türkiye'nin savunma sanayi teknolojisinde batılı devletlere ne kadar büyük bir fark attığının tekrar altını çiziyoruz. Türkiye ise batı devletlerinin yıllar boyunca geliştirmeye çalışacakları silah teknolojisini şimdiden geliştirmiş durumda ve ilk uçuşunu yapan Bayraktar Kızıl Elma inşallah bu senenin sonunda seri üretime giriyor ve ardından 2024 yılının başındaysa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırılıyor. Envantere girecek olan Bayraktar Kızıl Elma, 6. nesil savaş uçaklarının en karakteristik özelliği olarak gösterilen insansız savaş uçağı kabiliyetini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırmanın eşiğinde. Dünyada insansız bir savaş uçağını envantere kazandıracak ilk ordu olmak isteyen Türk ordusu, Kızıl Elma'nın tamamlanmasını büyük bir hevesle bekliyor. Çünkü gelecekte bu savaş teknolojisinin gökyüzünün mutlak hakimi olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde geleceğin hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle gerçekleştirileceği öngörülmekte. Bu kapsamda Baykar tarafından milli olarak geliştirme çalışmaları devam eden ve ilk uçuşunu başarılı bir şekilde tamamlayan muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızıl Elma, geleceğin muharebe konseptine yön verecek. Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek. Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan Bayraktar Kızıl Elma, düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar Kızıl Elma, gövde içinde taşıyacağı mühimmatlarıyla belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek. 500 deniz mili görev yarıçapı, 35 bin feet operasyonel irtifa, 5 saat havada kalış süresi, 6 ton maksimum kalkış ağırlığı, 0.6 mak seyir hızı, 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi, otomatik iniş ve kalkış, düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, görüş hattı içi ve görüş hattı ötesi haberleşme, kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyetine ek olarak ISR radarla yüksek durumsal farkındalığa sahip olarak tasarlanan Bayraktar Kızıl Elma, geleceğin savaş teknolojisini şimdiden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırmak için gün sayıyor. İlk uçuşunu Aralık 2022'de gerçekleştiren
ve şu sıralar farklı uçuş testleriyle teknoloji sınavını geçmeyi başaran Bayraktar Kızıl Elma, silah entegrasyonunun da yapılmasıyla birlikte inşallah bu senenin sonunda seri üretime hazır hale getirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sene sonu seri üretime gireceğini ilan ettiği Bayraktar Kızıl Elma'nın ne zaman envantere gireceği tam olarak açıklanmasa da uzmanlar 2024 yılının hemen başında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk modelinin girmesini bekliyor. Envantere girecek olan ilk Kızıl Elma tabii ki 6. nesil savaş uçaklarının tüm özelliklerini ilk anda üzerinde taşımayacak. Ancak zaman içerisinde her geçen sene daha fazla teknolojik gelişmenin ekleneceği Bayraktar Kızıl Elma birkaç sene içerisinde tamamıyla 6. nesil bir platform haline getirilecek. Bayraktar Kızıl Elma'yı eşsiz ve yenilmez yapacak olan en önemli teknoloji ise Baykar tarafından milli ve yerli kaynaklarla geliştirilen yapay zeka destekli it dalaşı teknolojisi olacak. Bu sayede insanlı savaş uçaklarının devrini kapatacak olan Bayraktar Kızıl Elma, gökyüzünde G limitlerinin sınırlarını zorlayarak insanlı savaş uçaklarının gerçekleştiremeyeceği kadar keskin manevraları gerçekleştirecek ve yapay zeka derin öğrenme algoritmalarıyla it dalaşında insanlı savaş uçaklarına yaşam şansı tanımayacak. Silahlarını gövde içinde taşıyacağı ve baştan stealth karakteristikle tasarlanan gövde yapısıyla düşman radarları tarafından tespit edilmesi ise neredeyse imkansız olacak olan Bayraktar Kızıl Elma'nın zaman içerisinde insanlı savaş uçaklarının devrini tamamen kaldırması ve Türk ordusunun yavaş yavaş insansız bir hava kuvvetlerine kavuşması için ilk adımı atması bekleniyor diyelim. Allah yar ve yardımcımız olsun diyoruz. Kim bu vatan için taş üstüne taş koyuyorsa Rabbim hepsinden razı olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açık duruma getirerek yüklenen videolardan anında haberdar olmayı ve bu tarz videoları beğeniyorsanız katıl butonu üzerinden bizlere destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.